SGK, emekli maaşı alanlar için sürpriz bir açıklama yaptı. Artık aynı anda 3 emekli maaşı almak mümkün. Bazı özel durumlarda özellikle kadınlar 3 emekli maaşı birden alma şansına sahip oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, anne, babasını ya da eşini kaybedenler için dul ve yetim maaşı alma şartlarını güncelledi. Peki aynı anda 3 maaş alma şartları neler? Kimler bu fırsattan yararlanabilir? İşte SGK'dan emeklilere yeni jestin detayları. Dul ve yetim aylığı, anne, baba ya da eşini kaybeden kadınlara sunulan en önemli desteklerden biri olarak öne çıkıyor. Bazı özel durumlarda ise aynı anda 3 dul ve yetim maaşı almak mümkündür. SGK, aynı anda 3 maaş alma fırsatının detaylarını yayınladı. Peki kimler yararlanabilir? İşte SGK'dan 3 maaş alma fırsatına ilişkin son dakika açıklamaları. Dul ve yetimlere özel üçlü emekli maaşı fırsatı. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, bazı vatandaşlara müjdeli bir haber vererek, belirli şartları karşılayanların 3 emekli maaşı alma imkanına sahip olabileceğini açıkladı. Bu yeni düzenlemeyle, bireylerin dul ve yetim maaşı gibi ödemelerle daha rahat bir yaşam sürmeleri amaçlanıyor. 3 maaş birden almanın koşulları. SGK'nın sunduğu bu fırsattan yararlanabilmek için, ölen sigortalının vefat tarihi büyük önem taşıyor. 1 Ekim 2008 öncesi veya sonrasında vefat eden sigortalıların dul ve yetimleri, belirlenen kriterlere uygunluk durumunda çift ya da üçlü maaş alabilirler. İmam nikahlı eşler ve çocuklardan maaş alımı. Medeni kanun kapsamında, evlilik dışında doğmuş çocuklar da, evlilik içinde doğan çocuklarla eşit haklara sahiptir. Resmi olarak soy bağı kurulan ve babalığı tescil edilen çocuklar, ölen sigortalının maaşından yararlanabilir. Bu durum, imam nikahlı aileler için ekonomik bir destek olarak ön plana çıkıyor. Dul ve yetim maaşında merak edilen noktalar. Boşanma sürecinde dul aylığı, eşin vefatı durumunda, resmi boşanma işlemleri tamamlanmamışsa, dul aylığı alınabilir. Resmi nikah şartı, dul aylığı için çiftlerin resmi olarak evli olmaları gerekmektedir. Yeniden evlilik, yeniden evlenme durumunda, dul ve yetim maaşları kesilir. Kardeşlerin yetim maaşı, bir kardeşin evlenmesi, diğer kardeşlerin yetim maaşının artmasına neden olabilir. Çalışma ve dul aylığı, malul dul aylığı alan bir kişi, Bağkur kapsamında çalışmaya başlasa bile aylığı kesilmez. Kıdem tazminatı ve evlilik, evlilik sonrası bir yıl içinde işten ayrılanlar, biriken kıdem tazminatını talep edebilirler. SGK'nın açıkladığı bu yeni düzenleme, özellikle dul ve yetimlere yönelik ekonomik destek sağlamak amacıyla dikkat çekiyor. Vatandaşlar, belirlenen şartları karşıladıkları takdirde, çift veya hatta üçlü emekli maaşı alma fırsatına sahip olacaklar, bu da birçok aile için maddi güvence anlamına geliyor.